Evet arkadaşlar, bugün konumuz Doberman'da kulak dikleştirme. Bunun 3 tane yöntemi var. Bir tane ilki aparat var. Bilenler bilir o aparat. İkincisi bu göstereceğim yöntem. Üçüncü benim bildiğim sadece kulağa bantlıyoruz. Şu an aparat olmadığı için elimizde ilk bu yöntemi göstereceğiz. Aparat şu an çok pahalı. Elimizde yavru da yok. Biz üretici değiliz. İleride bir imkan olursa, özel istek olursa çekeriz. Şimdi gösterelim. Normal şey alıyoruz, kağıt havlu. Bildiğimiz kağıt havlu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane yaprak koparıyoruz. Bunu kenara ayırayım. Zaten bir tane örnek göstereceğim. Bunu ikiye katlıyoruz. Bu şekilde. Tam ortadan. Şimdi arkadaşlar, olayın ip noktalarından biri. Bunlar elinizde bir tane olması lazım. Bunlar sanırım şiş. Tahta şiş. Bunlar olur. Şeyler var. Çay karıştırma aparatları var. O da olur. Bunlar daha sağlıklı. Bunun amacı bunun ezilip bükülmesini önlemek, kırılmasını önlemek. Bunu köpeğinizin kulağının boyuna göre kıracaksınız. Ben tahminim şu kadar bizim köpeğin kulağının boyu. Buradan bir kırayım onu. Kırıyoruz. Şimdi şöyle katlayacağım. Görünüyor mu orada net şekilde? Şöyle tahminim. Kulağın şurası boyuna göre olacak şu kısım. Şunu koyuyoruz böyle. Hafif çapraz. Aynen, hafif çapraz olacak bak. Yani kulak, köpeğin kulağın boyu bakın bu şekilde. Evet. Böyle buraya kadar gelecek. Tabi şurası çok şey olmasın. Burası azıcık yukarıda olsun. Hafif çapraz olsun. Aynen. Bunu alalım. Bunun içine koyuyoruz. Sıkı şekilde katlıyoruz ama alt ve üst taraflarda eşit olsun. Aslında şuradan tutsam onu şöyle. Ben uzun zamandır yapmadım. Benim köpeğim kulağım bu kulaklara 9 ayda, yani 9. ayında sanırım 4 ay falan sardı. Toparladı. Tutayım onu. Sizinki de tahminim bu çok güzel bir yöntem. Şöyle katlayayım burada. Alt ve üst eşit olsun. Heh. Bak bir tane aslında bizimki kalın oldu. Değil mi? Olsun. Şimdi şu an zorlandığıma bakmayın. Bayağıdır yapmadım. Ama bu biraz kalın oldu. Bunu inceltebiliriz. Bir incelteyim onu. Aynen. Şimdi şöyle kalsın. Bakın. Normal bir çubuk. Eğilme bükülme yok. Şimdi bundan lazım size. Malzemenin ismi Rollplast. Böyle göstereyim. Arkadaşlar bunu ben bunun uzunluğu aldım. Bunu ortadan bir çizik atıyorum ona. Alt aralarım debreşti. Böyle ilkten bir yırtıyoruz. Bunları hazırlarsanız daha rahat olur. Böyle bir tane atıyoruz ona. Sıkı şekilde. Aynen. Şu kalsın burada. Dipten atar mıydık onu? Dipten de. Dipten atmazdık onu sanki. Atsak da sağlam olur. Şunu alayım burada. Çözülmez. Bu kulağın içinde olacak kısım. Yani burada bir Doberman'da böyle bir kepçesi var. Bunu oraya arkadaşlar sıkıştırıyorsunuz. Birazdan göstereceğim dön devamında.
Şimdi asıl püf noktası şu. Bundan bayağı bir yırtacağız. Bayağı da yapışkan ya. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bakın. Bunun bir tarafını, şu baş tarafı açık bırakıyoruz. Göstereyim kamera. Görünüyor değil mi? Tabii. Bakın şöyle açık bırakıyoruz. Bunu tersten buna yapıştırıyoruz. Bak şu yapışkan kısım dışta. Böyle sıkı şekilde aşağıya doğru geliyor bak. Evet. Şimdi şöyle alayım. Arkadaşlar bunun amacı, ben bunu kullanmayacağım için dıştan tutuyorum onu. Normalde dıştan tutmayın. O yapışkanlığı kalsın. Benim sardığım gibi buradan tutarak sarın. Bunun amacı, bilmeyenler için söylüyorum. Bu kulağa yapışması lazım. Kulağın kaymaması için. Normalde buradan bir de ortadan da vurursanız olur. Ama bu daha sağlam, daha sağlıklı oluyor. Şöyle bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Eğer köpeğinizi yazın almışsanız bu bandajları en geç 2 günde bir değişin. Kulakta yara yapmasın. Kış yavrusuysa ben mesela 5 güne kadar kaldı oldu. Bir şey de olmadı. Havalar soğuksa köpeğinizin kulağı rahatsız olmuyor ama sıcak havalarda bayağı rahatsız olur. Hatta her gün değişmeniz gerekebilir. Çünkü değişmeseniz hava almazsa yara yapar. Ben mesela bu işi yapan kişiyle konuştuğumda yaraları kesilebilecek ilaçlardan bir tanesi eczaneden alabileceğiniz Medikasol. Değil mi? Krem. Medikasol krem. Kulakları temizleyeceksiniz. Solüsyonu var. Hava aldıracaksınız. Yara varsa, kızarıklık varsa Medikasol süreceksiniz. Köpeğinizin kulakları yara olmayacak. Yara iyi bir şey değil. Tüysüzlenme de yapabilir kulaklarda. Sonradan oralar yani tüysüz kalabilir. Yaraya bağlı. Siz bunu yapmayın. Tabi bunu koyduğunuz zaman kulağa size tekrar bant lazım. Aynı bu kadar. Bir 50 santim bir bant daha. Bunu kulağa koyacağız şimdi. Ben onu dıştan yapıştıracağım şu an köpeğin kulağına. Çünkü ben köpeğin kulağı olduğu için gerek yok. Sadece göstermelik. Düzgün bir kulak formu var. Şimdi şunları toplayalım. Gidip Alex'i dışarı çıkar. Gel. Atlama. Başlattın mı? Şimdi arkadaşlar Alex'in kulaklarını biz bantladık. Alex, şişt. Gayet formu düzgün. Güzel yani. Şimdi şeyi gösterelim. Gel buraya gel. Anıların depresi. gel Alex. Otur. Bence onu hatırladığı için. Aynen. Şimdi arkadaşlar şişt. Bakın şu cep kısmına bunu böyle sokacaksınız. Bakın iyice oturacak. Kulağı çekeceğiz. Bunu unutmayacağız. Yapıştıracağız kulağına. Burada katlama noktası var. Bakın. Böyle katlayacağız. Bandı. Ben şu an yapıştırmayacağım. Böyle yaptığı zaman bırakın. Kulağa zarar görmesin. Bandı böyle. Dur oğlum. Bakın kulak yapıştı. Hiç düşme falan yok. Yapıştırıyoruz. Bu şekil. Şu katlama noktasından tutuyoruz. Aynı şekil devam ediyoruz.
tekrar göstereyim. Tekrar da bak bir daha göstereyim. Patlama noktası unutmuyoruz. Çekiyoruz kulağa. Bu şekil bant vuruyoruz. Yine aynı katlama noktasını unutmuyoruz. Üst noktadan yine aynı. Dur oğlum. Şişt. Bakın bakın şuradan görüyor musun katlama noktasını? Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. 3 tane bant vuruyoruz. Aynı şekilde buradan ve buradan. Ve sökerken de bakın. Nasıl tüyleri kopuyor görüyor musunuz? Bunun için arkadaşlar şimdi benim söyleyeceğim şey kulağı önceden ıslatın. Kulak bir beklesin. 5-10 dakika, 15 dakika. Bu bantlar ıslandığı zaman deriyi kolay bırakıyorlar. O zaman önemli. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem şeyden sonraki yani. Aparattan sonraki ikinci yöntem. Diğer yöntem çok basit. Kulağı tutuyoruz. O ben nasıl bant vurduysam bu olmadan daha sıkı şekilde bant vuruyoruz. Tabi bunları vurduktan sonra kulakları eşit şekilde ikisini getiriyoruz böyle. Ortalarından da kulakları tutacak şekilde bir köprü atıyoruz. Olay bu kadar basit. Yaparken basit şekilde yapıyoruz bunu. Kulağı çok sıkmadan bantlayacağız. Kulağın kan akışını sağlamamız lazım. Kulağı çok zorlamadan, çok böyle üstüne köpek yatmasın. Glukozaminli de gıdaları verdiğimizde nedir bunlar işte? Normalde gıda takviyesi alabilirsiniz. Ben mesela şey almıştım. Şimdi ismini vermeyelim, bir şey olmaz. Glukozamin aldım yani. Kaliteli bir paket aldım. 500 liraydı o zaman fiyatı. Onunla birlikte şey alabilirsiniz. Kurutulmuş tavuk bacağı. O da glukozamin kaynağıdır. Veya yumurta kabuğu gibi şeyler. Bunlara tabi ek takviyeler, gıdalar iyi gelir. Köpeğinizi çok zorlamayın. Kulakların üstüne yattığında dikkat edin yatmasın yani kaldırın. Ben mesela ne yapmıştım? Bebek kamerası almıştım. Bebek kamerasıyla izliyordum. Geceleri mesela alarm kurmuştum. Yattığında uyandırıyordum onu. Çünkü çok özen gösterirseniz çok kısa sürede bunu atlatır. Bu kadar söyleyeceklerim arkadaşlar. Allah'a emanet. Son kulaklarını göster istersen. Bak. İkisi de gayet güzel. Alex. Bak burada. Bak. Aferin oğlum. Bakın arkadaşlar kulaklar gayet güzel. Dediğim gibi köpeğinize güzel gıdalar verin. Çok zorlamayın. Dikkat edin. Bandajları sık sık değiştirin. Yazsa, kışsa o kadar sık değil ama. Ve bunu tek kullanın. İkinciye kullanmayın. Yani çünkü bunda özelliğini yitiriyor. Bak. Artık gördüğünüz gibi eskisi gibi yapışmıyor. Bak burayı kullanmadık bile. Bak yapışmıyor daha. Yani bu bir kere kulağa yapıştığı zaman kulağın üstündeki yağ, tüyle burada engel oluyor bunun yapışmasına. Ben mesela ne yapıyordum? Bunlardan 15-20 tane hazırlardım bir oturmada. Bir kutuya koyuyordum. Toz gelmeyecek şekilde. Bantlardım hava sıcaksa. Yarın sabah sökerdim. Bir iki saat hava aldırırdım. Tekrar bantlardım. Ama şöyle öğle saati geçtiğinde onu geçiriyorduk. Ondan sonra tekrar bantlardım. Siz de bu şekilde yapın. Güzel besleyin. Kısa zamanda atlatsın. Süre uzarsa kulakların formu bozulabilir. Tekrar ameliyat gerekebilir. Bana sorarsanız Doberman'a gerek var mı kulak kuyruk? Ben bir daha alırsam ileride alacağım bir dişi. İnşallah. Gerek yok. Ama illa yaptırdıysanız kısa zamanda atlatmasını istiyorsanız her şeyi doğru düzgün yapın. Kulaklar ayrı bu şekil. Düzgün olduğu zaman. Ve sonlara doğru arkadaşlar kulakları rahat bırakın. Yani sürekli bantlamayın. Eğer duruyorsa bir gün bırakın dursun. İkinci gün düşüyorsa düştüğünde bantlayın. İki gün çözük kalsın. İki gün düşmüyorsa, üçüncü gün düşüyorsa üçüncü gün bantlayın. Korkmayın yani düşer bir daha kalkmaz diye. Sürekli bantlamak kulakların o şeyini yorabilir yani. Birazcık köpeğin o kulaklarını kontrol etmesini sağlayın. Kısa sürede kulakları dikleştirecektir.
Allah'a emanet. Görüşmek üzere.